Evet, şimdi standlarımızı gezebiliyoruz. Bu şekilde bir tanışmalar oldu. Sonra buraya atandığımda da engelli bir gösterimi göre geçiyorum. Orada da bu kutluyu anlatıyorum.
İyi, güzel bir şey teknik. Zaten hayvan bunu yaparak, yaşayarak öğrenmiş. Bu da dokuma tezgahının yeni hali. Bu en basit örgümüz bez ayağı. Bu da engelleniyor. Büyük makinalara kullanamadıkları için standart edildiği için hepsi bu şekilde kullanmaya çalışıyor.
tarafa doğru çevir. O tarafa doğru çevir ki orada bakacak ama. Hepsini, hepsini. Kedi doğru çevir. Oradan bakacak mı? Hocam ikinci sergidesiniz. Evet. Bu da keçi. Evet, bu da keçi. Bu da keçi. Bu ama biraz bir şey yani. Bu tergâhımızdan elde edilecek. Kendi tergâhımızda keçi üretim var. Tabii tabii. Var ya. Atılacak mı? Atılacak. Keserkan'ın keserkanı. Geçmişten gelen bir şey var mı? Yok. Keçi üretim. Var da. Kaybolmaya yüz bir şey. Keserkan'ın zavallandı var. Ama şu son dönemde kaybolmayı tekrar canlandırmak. Şunları neyle yaptınız? Seramik. Seramik. Nasıl fırınladınız bunları? Fırın da aldım. Aldınız mı? İki tane atıyorum. Buyurun. Bir seramik, bir de keçi olsun. Tamam, tamam, tamam. İki tane atıyorum. Evet. Çabuk, bundan tutun, kurulamaya kadar, ünletlere kadar, bir atıyorum olmak, seramik sahibi. Neye gerekiyor? Bu makine ekipmanı, projekler kurulusu kapsamını aldık. Bunların hepsi bayanlarımızın kendi elleriyle verdiği kollar. Burada hiçbir hazır kalıp, hiçbir hazır yok. Bir tek bardakların kalıpları var ama onu döküm yapmak için. Şunlar elde, her şey. Sadece kalıbı şey, var öyle mi? Bunları şey döküyor. Bunların kalıpları var. Geri kalanların hepsi elde form veriyorlar. Yani parça özgü şeyler. Parça özgü hediyelik eşi üretimi yok. Seramik tip malzemeyi nereden buluyorsun? Ham madde. Dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bir kez bir seramik oluyor. Buradaki kilinin bir analizini yapalım. Çünkü biliyorsunuz hani de yapılan kazılarda çıkan çömlekler var. Evet, evet. Burada doğru. Uygun olabilir. Bir kez bir seramik eğer evet. Kendi ham malzememizi bulursak devamı daha kolay olabilir. Atölyelerimizin bütün makine ekipmanı var sanırım. Bunların hepsi elde koyduğu. Bunlar mesela... Şunların içinde cam, kendi cam parçalar konuyor. Bir saniye anlatsın öğrencimiz. Buyurun siz anlatın evet. Cam parçası da. Cam parçası da fırınlandıktan sonra eritiliyor. Evet. O kadar şey yüksek ısıda eritiliyor. Ya şu camı eritecek kadar. Evet, kaç bin? Bin derece. Aman dikkatli olma ama yani şeydir. Bayağı sıcak. Şu şeydi herhalde Avanos'taki şeye verdi. Evet bunlar hazır konular. Evet. Ondan sonra senin kadınların hayalini verdiğini evet. Çamurunu kendimiz ayarlıyoruz. Öyle mi? Evet. Evet. Daha kalın çamur. Aslında şunlar çok magnetler çok yaygın bu aralar. Evet. Kişiler mesela turistler gittiği yerlerde magnet falan alıyorlar. Evet. Dolabına sürekli gezdiğim yerler gibi. Bunlar belki şey olabilirse yaygınlaştırınca büyük evet. Bir katkı da sağlar yani. Yani bizim de başlangıçları elde etmişiz. Evet. Evet doğru bak bu da öyle. Tam o şey oldu. Evet. Yani bunu buna nakşettiniz. Evet, monte. Nakşetmekten kastım bu belki de. İçine işlemiş olur. Thank you.
canlı. Yolun kenarına bakın da. Ya, gaz tamamen taşı. Bu sefer. Şimdi. Çivi ve tel belli şekilleri çivi ve teli uygulayarak alanı dolduruyor. Önce çiziyorsunuz herhalde. Burada bir şablon kullanıyorum. Fotokopi oluyor. Daha sonra üzerine şu aparat buradan daha yardımcı olabilirim. Şu aparat yardımıyla çiziyorum. Çakıyorum çivilerimi. Daha sonra şu örgümüzün temeli, alt örgü dediğimiz bir yapı. Üstüne öreceğim örgü alta düşmesin diye bu şekilde temelimi atıyorum. Üstüne şekilli, süslemeli örgü. Şey soracağım. Yani şey yaparken çizak çizak. Bunun bir tekniği var mı? Şimdi bu alt örgümüzde bir 8 tekniğimiz var, bir de S tekniğimiz var. Bunların ikisi üst üste bir şey var. Sadece alanı kapatmak amacıyla kullanıyoruz. Her çivinin başından geçebiliriz veya geçebiliriz. Alanı dolduracağız ve 8'i ve S'yi yaparak her şeyi yapabiliriz. Altında aslında bu tunta şey kontrol eder. Kavak kontrol kullanıyoruz. Bu tarzda Daha kolay. Daha mı kolay? Daha zor. Daha karar üstüne.
ama bunlar rotayı 24 verdi. Meydanlar sistem olmalı. Anahtarlar bir yerde Gökhan Aksu, Kağızman Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeniyim. Şu anki yaptığımız çalışma filografi çalışmalarımız. Kağızman Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 50 öğrenciyle hafta içleri 5 gün ders yapıyoruz. Filografi sanatı çivi ile telin eşsiz uyumu olarak lanse edilir. Birçok sanatla iç içe kullanılır. Hat, ebru vesaire birçok sanat dalından yararlanır. Onlara ilham kaynağı olabilir. Kazman Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin eserlerini bugün öğrenme şenliğimizde gösteriyoruz, tanıtıyoruz. Ayrıca filografi sanatı ülkemizde pek tanınmamış bir alan ama yakın zamanda çok ilgi gördü. Bunu yaymak için burada tezgahımızda öğretmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Malzemelerimiz burada. Çivilerimiz, çivi çakma aparatımız, tellerimiz ve yardımcı malzemelerimiz burada. Çalışmamız kolay görünse de biraz sabır isteyen bir iş. Çok zevkli bir iş. Saatlerce başından ayrılamadığın zamanlar oluyor genelde. Şekil nasıl? Şekil, önce bir şablon belirliyoruz kendimize. Yapacağımız şekli daha öncesinden belirliyoruz. Bunu kabak kontürünün üzerine renkleri belirledikten sonra kumaşımızı yapıştırıyoruz. Kumaştan sonra belirlediğimiz şablonu üstüne monte edip çivilerimizi çakmaya başlıyoruz. Çivilerimizi çaktıktan sonra şablonla işimiz bitiyor. Şablonu kaldırıyoruz ve örmeye başlıyoruz. Örme çok çeşitli örmelerimiz var. Her şekle göre bir örme neredeyse çıkarabiliyoruz. Şekil icabıyla örmelerimiz oluşuyor. Örmemizin aslında temeli, temel kısmı, inşaatın temeli diyebileceğimiz alt örgülerimiz ve onun üstüne süslememizi gerçekleştirdiğimiz üst örgülerimizden bu şekilde devam ediyoruz. Bunlar ne? Deriden onlar kalemlik, ayraçlar, gözlük kapları. Hakiki deri bu arada onlar. Çok değil herhalde, ayraç gibi kızlar. İşte Akbaba. 6 aydı serami kursundayım. Geldim. Yer yaptık, mutlu olduk. Biz bu etkinliğimizde Serkan'ın sayesinde oluşturduğumuz projemizde seramik ürünlerimizi tanıtıyoruz. Seramik ürünlerimiz yaptığımız proje sayesinde oluşturduğumuz atölyede çamurdan sırlamaya kadarki süreçlerini öğrendiler. İlk başta çizim bile hani yapmamış olan öğrencilerimiz görmüş olduğunuz ürünleri yaptılar. Kendi evlerine katkıda bulunabilecek ürün geliştirdiler ve Kars'ı anlatan hediyelik eşya ürettiler. Bu hediyelik eşya kısmında Kars'ın kendini tanıtabilmesi için çok önemli bir unsur ve bayanlarımızın evlerine katkı sağlayabilmesi için uygun bir proje oldu diye düşünüyorum. Ben Dirsen Akbaba. Ne kadar oldu sürede? 6 ay oldu biz bu kursa. Neler öğrendik? Bayan. Şimdi kursumuzda öğrencilerimiz ilk başta Yasemin Bol hocamız, Kafkas Üniversitesi öğretim görevlisi hocamızın önderliğinde ilk başta çamura, kile şekil vermeyi öğrendiler. Daha sonra var olan kalıplardan döküm alıp desenlendirmeyi öğrendiler. Kendi yapmış oldukları rölyef çalışmalarından Kars'ın taş köprü dediğimiz görüntüsünü
yaptılar. Burada da kale görüntümüz var. Bu etkinliğimizde biz atölyelerimizde ürettiğimiz seramik ürünlerimizi tanıtıyoruz. Atölyemiz Serhat Kalkınma Ajansı tarafından halk eğitim min projesi olarak gerçekleştirildi. Seramik atölyemizde çamurdan sırlamaya kadarki bütün süreçler öğrencilerimize 6 ay boyunca öğretildi. Kendileri daha önce çizim bile yapmamışken şimdi hediyelik eşya üretimi yapıyorlar ve satışını hazır hale getiriyorlar. Örnek gösterirsek eğer mesela Kars'ı anlatan Kümbet Camisi, 12 Havari Kilisesi olarak isimlendirilen bu ürünü yaptılar. Yine Kars'ı anlatan gelen turistlerin kendi evlerine götürebilecekleri hediyelik eşyaları ürettiler. Bu sayede kendi evlerine de kazanç sağlamış oldular. İşgür'ün açtığı bu kursa hem meslek sahibi olmuş oldular hem de zanaat öğrenmiş oldular. Bu kursun öğretmeni Yasemin Bol, Kafkas Üniversitesi öğretim görevlisidir. Kendisine bu yardımlarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu öğrenme şenliklerine hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde halk eğitimimizin kurs öğretmenlerinin önderliğinde yapılmış olan kursların ürünleri tanıtılıyor. Ben de bu etkinlikte kendi keçe kursumun ürünlerini tanıtacağım size. Biz kurs boyunca geleneksel keçeleştirme tekniklerini, ıslak keçeleştirme dediğimiz yöntemi öğrencilerimize öğrettik. Daha sonra oluşturulan zeminler üzerine serigrafi baskı ve kuru keçeleştirme tekniklerini anlattıktan sonra Kars'ı anlatan hediyelik eşyalar ürettik. Çünkü Kars'ımızı anlatabilecek hediyelik eşyamız çok fazla yok. Gelen turistler sadece kaşar ya da bal alıp evlerine gittiklerinde ve tükettiklerinde Kars'ı unutuyorlar. Artık unutmasınlar istiyoruz. Kars'ımızı tanıtan en iyi hayvan figürü kaz ve kızıl tilki. Biz de mesela kızıl tilkiden çanta yaptık. Genç kızlarımız kullansın diye. Kışın ayakları üşümesin diye çocuklar için patikler yaptık. Şimdi kursumuz İşgür sayesinde olmuştu. 15 tane öğrencimiz atölye açabilecek ve yönetebilecek konuma geldiler. Ve şu anda bir projemiz var. Keçeden patik yapma projemiz var. İnşallah yapabilirsek kadınlarımıza böyle bir imkan sunmuş olacağız. Onlar da evlerine kendi ürettikleri ürünlerden kazandıkları paralarla bütçelerine katkı sağlamış olacaklar. Halk Eğitim Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak illerde ve ilçelerde hizmet veren kurumlardır. Halk Eğitim Merkezleri'nin hedef kitlesi 7'den 70'e bütün vatandaşlara kendilerini geliştirmeleri, yeni beceriler kazanmaları amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Öğrenme şenliklerinin amacı da halk eğitimde yapılan çalışmaların, verilen eğitimlerin burada yaparak, yaşayarak halka sergilenmesidir. Biz de Kars Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Halk Eğitim Merkezi'nin koordinesinde 7 ilçemizi buraya çağırdık ve bugün bu şenlikleri düzenledik. Evet, 7 ilçe katıldı. Toplamda kaç kursçu yer var? Merkez ilçede her öğretim yılında yaklaşık 10 bin kişi bizden çeşitli eğitimlere katılmaktadırlar.